Hayırlı sabahlar sevgili izleyenler, manşetlerin diline hoş geldiniz. Bugün manşetlerin dilinde gazeteci, yazar abimiz Alihsan Karahasanoğlu ile birlikteyiz yine. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sevgili izleyenler, tabii gündem oldukça hareketli, yoğun. Siyaset gündemi, ekonomi, dış politika. Şöyle söylemem gerekirse Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma olduğu iddia ediliyor. Muhalif basına göre sözüm ona AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir krizden bahsediliyor. Öbür taraftan baktığımız zaman Sinan Ateş tartışması, eşinin Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti, yine Tahir Elçi cinayeti, Gazze'de 250 gün vahşette, soykırımda geride kaldı gibi pek çok mesele var. Ama isterseniz şu İçişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı az önce yıllık değerlendirmeleri yaptı, son yıllarla ilgili veriler paylaştı. Çeteleşme ile ilgili, göçle ilgili, mafya ile mücadele ilgili, uyuşturucu ile ilgili. Benim en çok dikkatimi çeken, bir yılda 585 suç örgütü çökertildi diyor. 585 suç örgütü. Yani burası o zaman suç örgütü cenneti miymiş diye de bir akla soru geliyor. Siz nasıl yorumlarsınız bu rakamı? Sayın Yerlikaya bir yıl oldu yaklaşık olarak bakanlık görevine getirileli geleli. Dolayısıyla bir yıllık bir bilançoyu çıkartmış oluyor. Tabii AK Parti iktidarı döneminde gittikçe bu mafya diyelim, suç örgütleri diyelim, terör örgütleri diyelim, gittikçe azalan bir etkinlikle karşımıza çıkıyorlar. Düşünün, 1999'larda, 2000'lerde ben hatırlıyorum, mafya babaları ulusal televizyon kanallarına bağlanıp işte kurşun manyağı yapmaktan başlayayım, başka tehditlerle, hem de ülkenin işte en çok sattığı iddia edilen gazete patronlarını falan bile tehdit edebiliyorlardı. O günlerden bugünlere gelindi. Bugünlerde de gene her şey dört dörtlük olmuştur diyemem. Mutlaka yine suç örgütlerinin belli alanlarda etkinlikleri var ki Sayın Bakan açıklama yapıyor, diyor cezaevinde olan insanların, o tutuklu veya mahkumların %35'i uyuşturucu olayından dolayı. Yani şu uyuşturucu olayının tümüyle bitirilememiş olması gerçekten dindar, Müslüman bir coğrafyaya zuldür. Ama öbür taraftan baktığınız zaman Hollanda'da belli ölçülerde uyuşturucu kullanmak bile serbestse, onu başka türlü önlemlerle çözmeye çalışıyorlarsa, veyahut da bu işten çok daha büyük paralar kazanan Amerika'sı, Avrupa'sı varken Türkiye bunu çözmek için gayret sarf ediyorsa, bu noktada atılan her adımı önemsememiz lazım. Sayın Bakan kendi dönemiyle ilgili, bir yıllık süreçle ilgili hırsızlık vakalarından bahsetti, diğer asayiş vakalarından bahsetti. Özellikle göçmenlerle ilgili olarak. Ama şu ilginç değil mi? Yani 22 yıldır iktidarda AK Parti var. Son bir yılda bile 585 çete çökertilmiş. Yani şimdi başka bir partiden devralmıyorsunuz siz iktidarı. Ya 22 yılda bitirememişsiniz. İşte kıyaslama yapmanız lazım. Yani bir evvelki dönemde ne kadardı? Ondan önceki dönemde ne kadardı? Ondan önceki dönemde ne kadardı? Yani siz aldığınız zaman bu suç örgütlerinin tamamı, iki tane üç tanesi hariç, onlar da işte iktidara laf çakanlar hariç, hepsi serbestse, siz onlardan Cem Uzan denilen adamı, 20 milyar dolar milleti tokatlamış adamın ensesine bindiyseniz, onu tasfiye ettiyseniz, Cem Uzan diyorum, bakın, Uzan Holding televizyonundan bankasına kadar, banka ulusal bankalardan bir tanesine sahip bir Cem Uzan'dan bahsediyorum. Kocaeli'nde, Sakarya'da, çiftlikte bürokratları ağırlayıp orada onların yatak odası sahnelerine gizli çekim yapıp, ondan sonra onlara şantaj yapıp, şu enerji santralini, bu enerji santralini teşvik alan bir kocaman holdingden bahsediyoruz. Belki Koç, Sabancı, sonra Uzan diyebileceğiniz bir sıralama vardı. O Uzan, o çete örgüt olduğu gibi tasfiye oldu, gitti. Sonrasında FETÖ.
Ya 585 tane Sayın Bakan'ın yaptığı çalışmaları önemsiz görmek için söylemiyorum. Belki Ali Yerlikaya da 2016'da FETÖ darbesine karşı mücadele tarihinde o da belli yerlerde valilik görevi yapıyordu. O da kendisi kendi sınırları içerisinde o çeteye karşı direniş göstermişti. Ama geçtiğimiz dönemlerde AK Parti 20 yılda hiçbir şey yapmadı. Hepsi birikti. Şimdi Ali Yerlikaya bunların hepsini çözüyor şeklinde bir algı oluşturulması da yanlış olur. Dolayısıyla evvelki dönemlerde de yapılan başarılı çalışmalar var. O suç örgütlerine karşı hatırlayın bir Sedat Peker var. Sedat Peker hangi tarihte yurt dışına kaçmaya kaçtı? Evvelki bakan döneminde kaçtı. Yani son dönemde değil. Şimdi bugün itibariyle büyük suç örgütleri diye baktığımız zaman işte Cem Uzan'ı sayabilirsiniz, FETÖ'yü sayabilirsiniz. PKK en başta yani bu üçünü en tepede koymanız lazım. Ondan sonra da işte şu çete, bu çete ya bunlar da lokal çeteler. Ama o uyuşturucu baronların tabii önemsiyorum ben onların çünkü Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde biz gazeteci olduğumuz için yargılandığımız dönemlerde tek başıma gidip ben yeri geldiği zaman sanık sandalyesine, yeri geldiği zaman avukat köşesine geçip orada savunma görevi yaparken tek kişi olarak kendi imkanlarımla otobüsle belediye otobüsüyle gidip orada duruşma yaparken o uyuşturucu baronlarından benim hukuk fakültesinde sınıf arkadaşı olduğum sol kökenli bir arkadaş 10 kişilik ekiple geliyordu. En model, en son model araçlarla geliyordu. Hatta zırhlı araçlarla geliyordu. Uyuşturucu baronlarının avukatı. Şimdi o günleri hatırlarsak bugün yapılanları daha iyi değerlendiririz. İnşallah bugünden sonra da daha da hızlı bir şekilde öyle suç örgütüydü, çeteydi, mafyaydı falan filan bunların hepsi sıfırlanır. Göçle ilgili bir şey mi söyleyecektiniz? Göçle ilgili mobil araçlarla ilgili Sayın Bakan hatırlatmada bulundu. 35 aracımızda şu an hizmet veriyoruz dedi. Bu araçlarımızda kimliğini üzerinde taşımayan şüpheli gibi gördüğümüz birisi olursa rica ediyoruz bir mobil aracımıza kadar gidin. Bakın Türkiye nereden nereye geldi? Kendi vatandaşına bile kimliğin mi yok senin? Ben 15 yıl, 20 yıl AK Parti iktidarının ilk yıllarında bile yaşadım. Gazeteciyiz. Şu dosyaya, bu dosyaya ifade vermeye gitmemişiz, gidememişiz. Bize ulaşamamışlar. Yolda bir çevirme olduğu zaman gitmek zorundayız karakola denilen bir dönemden. Şimdi bugün geldiğimiz noktada göçmen kardeşlerimizi dahi çünkü onlar da kusura bakmasınlar. Yani büyük şehirlerden ziyade onlar için tahsis edilen Gaziantep olur, diğer sınır illerimizde olur. Oradaki yerlerde yaşamaları üzerine bu kendileri sınırdan bu tarafa kabul edilmişlerdi ama büyük çoğunluğu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyorlar. Ama onlara da gene nezaket harici bir uygulamadan ziyade mobil aracımıza kadar şu hemen 10 metre ileride buyurun diyorlar. Sizi ağırlayalım. Oraya götürülüp orada hemen bir parmak iziyle vesaire kimlik tespiti yapıldığını Sayın Bakan hatırlatıyor. Ve eğer herhangi bir şekilde sorunu yoksa serbest hemen orada kaldığını ama bir sorunu varsa da hemen ilgili birimlere sevk edildiğini söylüyor. Bu mobil araçlarla da ilgili Kurban Bayramı'ndan sonra 100 aracımız daha olacak diyor. Bunlar önemli gelişmeler. Gerçekten hem vatandaşlarımızı hem de göçmen kardeşlerimizi de rahatlatacak. Hem de suçla da mücadelede devletin elini güçlendirecek adımlar diye görüyorum. Evet, teşekkürler. Şimdi çünkü Sayın Bakan'ın ifadelerinde bu geri dönüşle ilgili mültecilerin son bir yılda sadece 103 binden fazla geri dönüş olduğunu son 5-6 yılda da yine hatta 11 yılda da 600 binden fazla dönüşün olduğunu ifade ettiler. Onu da belirtelim. İlginç rakamlar vardı. Bültenlerimizde zaten ayrıntıları vereceğiz. Şimdi Alisan Bey bugün birkaç gazete bir konuyu manşet yapmış. Bahçeli'nin yazılı açıklaması. Tabii Bahçeli bu açıklamayı durup dururken yapmadı bana göre. Yani Sayın Erdoğan önce tabii Akşener'le görüştü, Özgür Özel'le görüştü. Son olarak Sinan Ateş'in eşiyle görüştü. Bana göre Bahçeli'de de bardak taştı.
İşte Karar Gazetesi manşet atmış. O zaman ittifakı CHP ile kur dedi Bahçeli diyor. Bir Gün Gazetesi saray rejimi çözülüyor demiş. Sözcü Gazetesi Bahçeli'den hodri meydan. Eğer yumuşama atmosferine engel görülüyorsak fedakarlığa hazırız demiş. Şimdi Hürriyet Gazetesi maddeler halinde özetlemiş Bahçeli'nin mesajını. Normalleşme ve yumuşama arayışları temel alınarak yeni bir denklem kurulmak isteniyor. Şayet MHP bariyer olarak telakki ediliyorsa bize düşen her türlü fedakarlığı göze almaktır. AK Parti ile CHP arasındaki ittifakın vücuda gelmesi, altılı masanın da desteği temennimizdir. Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı kararlılıkla devam edecek, mecliste desteğimiz sürecektir. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanında ve arkasındayız, kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızı rahatlatmak için inisiyatif alıyor ve bunu milletimizle paylaşıyoruz demiş. Ancak bir de yüzük fotoğrafı paylaşmıştı. Daha önce de Ferdi Tayfur şarkısıyla mesaj vermişti. Yüzük fotoğrafında da Allah bana yeter diye bir gösteri yapmıştı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman yani Bahçeli neden grup toplantısından sonra ekstradan böyle bir yazılı açıklamaya ihtiyaç duydu? Evet, gazetelerde özellikle Sözcü olsun, Cumhuriyet olsun ve Millet İttifakı'nı destekleyen, diğer muhafazakar partileri destekleyen, yani Karar Gazetesi olsun, Yeni Asya Gazetesi olsun, sürekli AK Parti ile MHP arasındaki ittifakı, hatta AK Parti'nin içerisinde de bazı milletvekilleri, özellikle Güneydoğulu, o kökenden Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olduğunu iddia eden, söyleyen bazı milletvekilleri zaman zaman AK Parti'nin MHP ile değil, CHP ile veya HDP ile ittifak kurmasının daha doğru olduğunu söylüyorlar. Veya Saadet Partili kardeşlerimiz, Saadet Partisi 2018'de işte o tarih itibariyle 10-15 milletvekili istediği halde kendilerine 3 tane AK Parti'den milletvekili teklif edildiğini gerekçe göstererek CHP ile ittifak kurmuşlardı. Ama CHP'den 2 tane milletvekili sözü alabilmişlerdi. O 2 tane milletvekilinde birisi CHP'ye transfer olmuştu. Yani 2023'te 10 milletvekili aldılar. Bu sefer çok daha büyük bir kazanım elde ettiler. Ama geldiğiniz son noktada mahalli seçimlerde o büyük milletvekili seçimlerinde aldıklarını iddia ettikleri. Çünkü resmi bir rakam yok. CHP listesinden seçime girdiler. Aldıklarını iddia ettikleri Temel Bey'in açıklamasına göre %7 oy aldık dediler. Ama mahalli seçimlerde gördüğümüz İstanbul'da dahi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Birol Aydın Bey, ki şu an Saadet Partisi'nin genel başkanlığına da adaylığını koymuş durumda, 35 bin oy aldı. Yani 2018-2019'da 200 bin, 250 bin, 300 bin İstanbul'da oy alan Saadet Partisi, geldiğimiz noktada 2024 30 Mart mahalli seçimlerinde, 31 Mart mahalli seçimlerinde sadece 35 bin oy alabilmiş duruma düştü. Şimdi bu tüm gelişmelerden sonra Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin tek başına iktidarını bozmak, ondan sonrasında kendileri koalisyon hükümeti kurarlar mı kurmazlar mı, orası da şüpheli. Yani önce bozdurup ondan sonra ya biz seninle kuramıyoruz deyip erken seçime götürme noktasında zorlama yapabilirler. Kanunların desteklenmesi noktasında geri adım atabilirler. Bunların hepsine hazır olmamız lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir garantisi olmayan işbirliğine girebileceğini de zannetmiyorum. Ama bu tartışmalar başladıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları bir kesim abartılı bir şekilde ya AK Parti'ye posta koyuyor şeklinde yorumluyor. Mesela Karar Gazetesi onu yapıyor. O zaman ittifakı CHP ile kur diye meydan okudu diyor Devlet Bahçeli. O zaman ittifakı CHP ile kur. Git nereye ne halin varsa gör dedi diyor. Doğru mu? Değil. O zaman kaldır. O zaman ittifakı CHP ile kurabilirsin diyor. Bahçeli niye bu açıklamayı yaptı? O anlama gelecek laflar da var yani. Yani o anlama gelecek laflar da var. Akit'te de o zaman bunu da %100 doğru görmelisiniz. Bahçeli sonuna kadar Erdoğan'ın yanındayız. Bu cümle de var.
Aynı açıklamanın içinde. Ya bence yani burada... Ben okuyayım onu. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne düzenlenen siyasi operasyonlar hakkında yapmış oldukları yazılı basın açıklaması 12 Haziran 2024. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin sitesine giren her vatandaşımız kendisi benim şu an önümde olan metni rahatlıkla okuyabilirler. A'sından Z'sine bizde hiçbir şeyi gizlemek, saklamak, atlamak, o zaman diye bir kelimeyi eklemek, meydan okudu diye algı operasyonları yapmak, biz olmasaydık Tayyip Erdoğan bir hiç idi deyip ondan sonra boyunun ölçüsünü aldıktan sonra böyle ortalığa fitne yayan Karar Gazetesi'nin yaptığı şimdi, operasyonlar bizde ama yok. Ama siz de sansürlemişsiniz. Yani tamam. Erdoğan'ın Bahçeli mesela şu ifadesi sizin ilk sayfanızda yok işte. Yani tamam. Şayet MHP bariyer olarak telakki ediliyorsa bize düşen her türlü fedakarlığı yapmaktır. Bir denklem kurmak istiyor. CHP arasından ittifakın vücuda gelmesi altın masanda desteği temennimizdir. Bu laflar akitte yok mesela. Şimdi içeride onlar da evet. Var ama ben şimdi bunların hepsini okuyacağım. Yani özellikle tartışmalı olan bölümlerin gerek akitin başlığına çıkan gerek kararın başlığına veya Cumhuriyet'te verilmek istenilen Bahçeli'nin mesajı MHP'yi istemeyen AKP'lilere yani Cumhuriyet bile daha dürüst davranmış Karar Gazetesi'nden. Sözcü Gazetesi Bahçeli'den hodri meydan. Kime hodri meydan? Cumhuriyet Halk Partisi'ne de diyebilirim ben. Birisi de der ki AK Parti'nin içindeki AKP'lilere, AK Parti içindeki AKP'lilere biz her daim meydan okuyoruz. Hayvan hakları diyorlar meydan okuyoruz. Nafaka konusunda meydan okuyoruz. LGBT konusunda meydan okuyoruz. AK Parti içindeki AKP'lilere biz de meydan okuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli de meydan okumaya hakkı var. Çünkü bakan bile almadan Cumhurbaşkanlığı sisteminde Tayyip Erdoğan'a AK Parti iktidarına destek veriyor. Bakın bu konuda çok iyi niyetli olduğunuzu düşünüyorum. Bakan bile almadan bu çok kullanılıyor. Evet. Ama ben kesinlikle bakanlıktan ziyade bakanlığın bile daha önemsiz olduğunu düşünüyorum. Şöyle, emniyet, yargı, eğitim, bürokrasinin FETÖ'den bile daha etkin noktalara MHP'liler doldurulmuş durumda. Ve siz hala diyorsunuz ki bakanlık bile verilmemiş. Yani bu çok iyi niyetli bir yorum bence. Yani genel anlamda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Emniyette zaten polis teşkilatında evvelden beri, çok eski yıllardan beri milliyetçi diyelim, MHP tandansı diyelim isimler zaten önemli görevler. Canım Gülenciler de önceden de vardı ama AK Parti döneminde zirve yaptı. Şimdi de aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partililer şu anda emniyet, yargı, özellikle yargı konusunda 30 yıllık avukatlarla konuşuyorum. Diyor ki çok acemi, daha yeni mezun olmuş, sıradan avukatlar sırf MHP'li diye hakim, savcı yapılıyor ve çok vahim hatalara imza atıyorlar. Ve bunlar da tabii ki zamanla çok mağduriyetler oluşturuyor ve fatura da tabii ki iktidara kesiliyor. Yani Bahçeli ve MHP'lilerin bir bakanlık bile almadı, ne dürüst adamlar söylemi bence çok saf ve iyi niyetli. Yani ben göklere çıkartmıyorum. Bakan bile alınmadan bunlar Yunus Emre'den daha büyük derviş falan demiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir destek verir mi? Vermez. Mevcutların içerisinde Saadet Partisi ya davamız şu başörtü yasağının her yerde kaldırılması davası. Şu Ayasofya'nın açılması 2018 şartlarıyla söyleyeyim. 2018 şartlarında henüz daha Ayasofya açılmamış. Açacaksan AK Parti helal olsun sana. Ben iki milletvekili falan da istemiyorum. Bakanlık da istemiyorum. Açmaya söz ver Ayasofya'yı. Senin arkandayım demesini beklerdim. Dedi mi, diyebildi mi, diyemedi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir yerde yok diyemem. Ama söylediğiniz o itirazlar, o şikayetler ben birebir kendim yaşadığım örnekler. İYİ Partili bir disiplin kurulu üyesi Akın Uyar ismini de vereyim. Hatta Mustafa Kamalak'ın oğlunu vereyim. Furkan Kamalak. Nevşin Mengü'den başlayın. Nevşin Mengü. Anadan babadan CHP'li gazeteci adı altındaki o CNN'de ahkam kesen, sabahtan akşama kadar AK Parti aleyhine konuşan Nevşin Mengü'den başlayıp nice kişilerin avukatlığını alıyor sosyal medyada. Akit gazetesinde, Akit'in internet sitesinde, Akit TV'de
efendim şu kişiye bu kişiye eleştiri varmış. Bunlar da düşünce özgürlüğünden yana olduklarını iddia ediyorlar. Ve topluyorlar davaları açıp toplu davalar açıp sosyal medyadaki şu paylaşım bu paylaşım ve onları da maalesef ki maalesef şimdi Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasındaki hakimler denilen hakimlere onaylattırıyorlar. Ya ben kendim yaşadım. Akın Uyar isimli İYİ Partili kişi, disiplin kurulu üyesi, FETÖ 17-25 Aralık operasyonlarında, darbe girişiminde onlardan yana tavırlar alıp paylaşımlar yapmış. PKK ile ilgili HDP'yi sıcak mesajlar veren paylaşımlar yapmış. Ben de Akit gazetesindeki yazımda ya nasıl böyle bir İYİ Partili bir profil olabilir diyerekten eleştiride bulundum. Adam dava açtı. Yerel mahkemede kazandı. Düşünebiliyor musunuz? İYİ Partili birisi FETÖ'ye destek mahi. Şunu da söyleyeyim, hakkını da verelim. Kendisinin açıklamalarına göre FETÖ'ye asla ve kata hiçbir tarihte de yan yana da olmadım diyor. Ama gösteriyorum, diyorum ki ya kardeşim Samanyolu haberin, sen şu haberini almışsın yaymışsın. Ha dersin ki ben kendi alnımın teriyle AK Parti iktidarındaki şu yolsuzluğu buldum bak ilan ediyorum de eyvallah. Ama sen gidip de Amerika'da yerleşmiş bir adamın yaydığı bilgileri ne olduğunu bilmediğinde hoparlör görevi üstlenip yayarsan orada FETÖ'yle iyi kötü bir teşriki mesai yapmış olursun. Şimdi bu konuları bir kenarda tutalım. Gerçekten yargıda yanlış kararlar var. Son örneği de Fatih Altaylı, Hamas lideri Şeyh Yasin için ağza alınmayacak iftiralarda bulundu. İsrail'in kendisini cezaevinden muvazalı olarak danışıklı dövüş şeklinde çıkarttığını vesaire iddia etti. Ben de kendisine gazetedeki yazımda alçaklıktır bu dedim. Sahtekarlıktır. O Şeyh Yasin İsrail füzesiyle 75 yaşında tekerlekli sandalyede şehit edildi. Sen ona nasıl diyebilirsin ki İsrail'in adamıdır diyerekten. Bu yazım sebebiyle Fatih Altaylı dava açtı. Ve 25 bin lira Tayyip Erdoğan'ın yargısı diyorlar tırnak içinde. 25 bin lirayı hem de ilk duruşmada. Bana çıksınlar en kralından solcusu bana desin ki ya ben ilk duruşmada şu davada kaybettim. Hem de şikayetçisi Tayyip Erdoğan olsun. Bana bir tane örnek göstersin. İlk duruşmada mazeret bildiriyorsunuz, mazeretini kabul ediyor. Yani hukuk fakültesinin helsidir bu ya. Mazereti kabul ediyorsan davaya devam edemezsin. Ancak mazereti ben hikayeden yollamışsın dersen hakim olarak ondan sonra davaya devam edebilirsin. Bunu bile bilmeyen mi diyeyim, Akit'e mesafeli mi diyeyim, Fatih Altaylı'ya hayran mı diyeyim? Ki o Fatih Altaylı. Şimdi istinaf dilekçemizi hazırlarken tekrar hatırlama durumunda kaldım. Ben şöyle hatırlıyordum. Şişli'de bir park sorunu olmuştu bir polisle. Sadece ya yakışıksız hareketlerde bulunuyorsun dediğini hatırlıyordum. Şimdi tekrar dilekçeye yazarken, araştırma yaparken gördüm. Birçok internet sitesi de sansürlemiş Fatih Altaylı'nın sözlerini. Seni de, şefini de, amirini de tam sinkaflı küfür ediyor adam. Ve mahkemeye gidiyor. Mahkemede polisin şikayetini geri aldırıyorlar. Tehditten verilen ceza da Fatih Altaylı'ya paraya maraya çeviriyor. Şimdi bu Fatih Altaylı, yani önüne gelen polise, polisin şefine de sinkaflı küfür eden Fatih Altaylı, ya bu adam zaten kaba sözleriyle meşhur bir adam. Ben ona yaptığın şey alçaklıktır demişim. Boşver polise ettiği küfürleri. Ya Şeyh Yasin, Ahmet Yasin, bu kişi 75 yaşında felçli, belden aşağısı tutmuyor. 20 yaşından sonrası sürekli tekerlekli sandalyede geçmiş bir adam bu adama iftira ediyor. Yaptığın senin alçaklıktır dedim diye mahkum mu etmek gerekiyor Akit gazetesine? Maalesef bunlar oldu. Şimdi ben bu olaydan yola çıkıp da kalkıp
Tayyip Erdoğan yapmıyor. CHP ile anlaştı. Fatih Altaylı ile muvazalı bir diyemem ya. Haksızlık olur bu vicdan. Bir şeyler yapamıyor diyorsak o zaman evet. Tam hakkıyla Tayyip Erdoğan yapamıyor. Ama bu yapamamasının sebepleri arasında Milliyetçi Hareket Partisi'ne borçlu olması olabilir. %3 etki edebilir. Saadet Partisi'nin Tayyip Erdoğan'a bel altı vuruşlar yapması olabilir. %5 o olabilir. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ihaneti %15 oranında etki etmiş olabilir. Ali Babacan'ın ihaneti %10 etki etmiş olabilir. Onlarla yani Tayyip Erdoğan'ın şeyini nasıl alaka kurdunuz ben anlamadım. Yani %1 bile olmayan partilerle. %1 olmadı. Yani işte şimdi söylüyoruz ama. Şimdi söylüyoruz ama seçimden önce ne diyorduk? Seçimden önce bütün o Karar Gazetesi yani şu an bak onlar da abartmış ama o zaman ittifakı CHP ile kur. Siz kurdunuz. Utanmaz kararın yöneticileri. Kurdunuz değil mi? CHP ile bu ülkeye başörtü yasağını dayatan CHP ile listesinden milletvekili oldunuz ya. Gelecek Partililer. İnsaf edin. Şimdi CHP ile ittifak kur. Devlet Bahçeli'nin hemen açıklamasını hızlı bir şekilde okuyayım. Hemen geçmiş olalım. Bu konuda da geniş bir ittifak usulüyle gelmişse bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmak. Sayın Bahçeli'nin açıklamasından devam ediyorum. AK Parti içindeki gayrimemnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da atılı altılı masanın diğer unsurlarının desteği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisi de varsa diyor altılı parti, altılı masa kursun. Buradan bu neticeyi çıkartmış Karar Gazetesi. Devam ediyor. Sayın Bahçeli buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek. TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir. Ve geliyor sona bakacaksınız sona. Akit'in abi bak sizin yaptığınız da gazetecilik değil. Açık ve net söyleyeyim. Böyle, yani doğruluğun bir kısmını görüp bir kısmını görmemek nasıl izleyicimiz değerlendirsin. Biz Ayasofya'nın açılmasının uğruna Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bahçeli'ye niye sansürüyü buluyorsunuz? Bizimle örtüşmeyen fikirlerini ama itikadi konularda da kendilerine gerekli hatırlatmaları yaparak yol yürürüz. Siz adama sansür uygulamışsınız. Adamın asıl haber olması gereken laflarını gizliyorsunuz. Yani biriz beraberiz en son kısımdaki birkaç cümlesini şimdi koyuyorsunuz. Şimdi Karar Gazetesi bunu söylerken siz merak etmiyor musunuz? O da yanlış. Bitmiş mi? Hayır o da. Peki nasıl yapacaksınız? Karar böyle diyor. Yani Cumhuriyet böyle diyor. 10 tane gazete böyle başlık atıyor. E bırak da Akit de bunları bir şekilde nötralize edecek şekilde bir başlık atsın. Akit'in iç sayfasında var übürleri ama onların hodri meydan diyen sözcüğünün devamında iç sayfada vardır. Vardır diyorsun. Tamam, ben yani, devam ediyorum. Buyurun siz devam edin. Ben devam ediyorum. Kaldı ki Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir. Ve son cümlesi diyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor. Zat-ı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz diye. Güzel. Veriyor. Bu arada Karar Gazetesi içeride de koymuş o lafları. Sizin gazetenin birinci sayfaya koyduğu lafları. Onu da söyleyelim. Şimdi burada şu var. Bakın Ali İhsan Bey. Peki bu görüşmelerin ardından niye Bahçeli bu açıklamayı yapıyor? Niye gerek duydu buna? Niye? Ya, salı günü düşünün. Salı günü grup toplantınız var sizin. Evet.
Dün çarşamba. Yani... O gün söyledi, istediğiyle Sayın Cumhurbaşkanı görüşebilir diye söyledi. Hani bir de şunu deseydi ya, yarın görüşemez deseydi bir de yani. Yani lütfetmişler. Şunu diyebilirdi, bir algı operasyonu yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi yetkilisi Semih Yalçın, Marksist Sosyalist, her gün ülkücü gençleri öldürtmek için emir verenler şimdi bir ülkücü gencin öldürülmesi üzerinden operasyon çekiyorsa biz bunları çok iyi tanıyoruz diye Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamanın bir benzerine Sayın Bahçeli o gün diyebilirdi. Diyebilirdi ki ya düne kadar ülkücüleri katletmekle meşhur olan Marksistlerin ağzıyla söylemiyle onun dolduruşuyla Cumhurbaşkanı o Sinan Ateş'in yıllarca hizmet verdiği ülkücü camiayı suçlanması noktasında bir görüşme yapacaksa biz bundan sonra bu koalisyonda bu ittifakta yokuz diyebilirdi. Niye demedi? Ne var yani? Elini alan ne var? Diyemez çünkü niye diyemez biliyor musunuz? Şunlar diyemez. Çünkü siz %4 oy almışsınız. %4 ile şu anda %1 alan Saadet Partisi 10 tane milletvekili almış. Siyasi tarihiniz boyunca hiçbiri kavuşamayacağınız imkana %4 oyla Türkiye'de kavuşmuşsunuz ve Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Bürokrasiyle, eğitimle, emniyetle, yargıyla. O sizin iddianız. Yani yönettiğine dair iddia sizin veya birilerinin iddiası. Biz buraya baktığımız zaman biz öyle bir şey görmüyoruz. Bak ne diyor? Bahçeli'den Hodri Meydan diyor. Ya bu işi bir bozalım diyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ı indirmesini biliriz. 2015'te Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? FETÖ'nün ya Bahçeli bu açıklamayı boşuna mı yaptı yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Niye boşuna yapmış olsun? Niye? O zaman niye yani? Bir piyasada bir... sol kökenli. Bakın ben size söyleyeyim yani bunu görelim. İsmail Saymaz ne diyor? Özgür Özel Emine Şenyaşar'ın görüşme talebini Erdoğan'a iletti. Emine Şenyaşar'ın ailesinden öldürülen insanların kimler varsa katilleri alınsın. Yargılansın. Zaten bir kısmı yargılanıyor. Bir kişi de kaçak. Eyvallah. Kimsenin buna karşı çıktığı falan yok. Ama Tayyip Dede babamın katillerini cezaevine at diye altına İsmail Saymaz bir yazı koyuyorsa. Yani 22 kişi cezaevindeyken hala katilleri cezaevine at diye bir algı oluşturuluyorsa MHP Genel Başkanı niye bu açıklamayı yaptı demeden önce İsmail Saymaz'a sizin, bizim, hepimizin önce karışma. Sen katilleri cezaevine at diyerek dışarıda geziyor katilleri diyorsan yiğitsen bildiğin bir şey varsa bak 1 Temmuz'da meydan okudu Devlet Bahçeli. Dedi ki 1 Temmuz'da duruşması var. Kim ne biliyorsa gelsin orada açıklasın diyor. Varsa bir bildiğin, varsa o emniyetin içerisinde ulusalcı o hala kripto FETÖ'cü olanlar sana bilgi aktarıyorlar. Ne biliyorlarsa sana aktarsınlar. Ve sen de gel duruşmada anlat. Bilmiyorsan algı yapma. Bizim dememiz lazım. Biz daha demeden Sayın Bahçeli bunu açıklama yapıyor. Ve ben bu noktada evet Şen Yaşar ailesini katilleri alınsın ki bir kısmı cezaevinde zaten kimse öyle hepsi serbest falan iddiasında da bulunamazlar ama ben merak ediyorum biraz sonra konuşuruz belki Tahir Elçi cinayeti öncesinde bir dakika iki dakika önce ben şimdi bir olay olmuş hadi bakalım olaydan sonra hani Hristiyan Musevi tartışması var. Siz de işte bizim peygamberimizi çarmıha germiştiniz falan filan. Ya 1300-1400 yıl önce olmuş o olay. Şimdi mi hatırladın muhabbetine girmiyorum. Tahir Elçi için dün 80 tane barodan temsilci, 70 tane barodan temsilci, Barolar Birliği Başkanı, CHP'nin ona yakın milletvekili duruşmada Tahir Elçi'nin katilleri. Peki kimdir Tahir Elçi? Tahir Elçi Hendek operasyonları sırasında altı ayaklı minare. Allah! Polisler şehit ediliyor. O diyor ki tarihi eserlerimiz zarar görüyor. Ya PKK'ya bir tane laf söylesene ki 4 ay öncesinde de şunu söylemiş PKK için. Sorulmuş kendisine. PKK için ne diyorsunuz? Terör örgütü müdür? Zaman zaman şiddete başvuran
hak arayan örgüttür demiş. Şimdi bunu söyleyen adam için CHP'den 10 tane milletvekili Diyarbakır'a gidip de duruşma takip ediyorsa, sonra ahlayıp pahlayıp ağlıyorlarsa, hiçbir insanın öldürülmesini kabul etmem, tasvip etmem, onaylamam. Ama siz Tahir Elçi için, siz dediğim o Diyarbakır'daki CHP milletvekilleri gidip orada ağlaşıyorlar ama Tahir Elçi vurulmadan bir dakika önce aynı sokağın başında 3 tane polis şehit ediliyor. O şehit edenler o sokaktan kaçarken, Tahir Elçi'nin önünden geçerken, kimin sıktığı belli olmayan kurşunla Tahir Elçi ölüyorsa, illa da illa bunu polisler öldürdü diyorsa o CHP'li milletvekillere, ya yapmayın. Tamam, bunu yapmayın. Burada haklısınız ama bu Sinan Ateş meselesiyle kim konuşuyor peki bunu? Kararda göster bana. Sözcü'de göster bana. İsmail Saymaz göstersin bana. Uğur Dündar göstersin bana yazdığı bir yazıyı. Karar Gazetesi göstersin. Bir Gün Gazetesi bunu bir satırını, ya yapmayın, etmeyin, insafsızlık etmeyin. Tahir Elçi'nin de katillerini bulalım. Ama Tahir Elçi'nin katili belki de PKK'lı teröristtir. PKK'lı teröriste çıkınca bu iş, hemen tornistan yapmayalım. Devam edelim. Tahir Elçi'nin öldürülmesinden 1,5 dakika önce sokağın başında 3 tane polisi şehit eden PKK'lı teröristleri kimler evlerinde ağırladı, bunları da araştıralım. Sinan Ateş'in cinayetinde motosikletliyi yakaladık, cezaevine attık. Ama çocuklara diyoruz ki katilleri yok ortada. Sinan Ateş cinayetinde gözcülük yapanı yakaladık, attık cezaevine. Çocuklara diyoruz ki katiller dışarıda geziyor. Sinan Ateş cinayetinde İstanbul'dan Ankara'ya katili getiren adamları bulduk, cezaevine tıktık. Ama çocuklara diyoruz ki, iki tane küçük kız çocuğuna, senin babanı öldürenler dışarıda geziyorlar. Peki o 3 tane polisi şehit eden PKK'lı teröristlerle ilgili dedik mi? Ya bunlar yalnız değillerdir. Bunları oraya getiren güç kimdir? Bunları destekleyen HDP'liler kimlerdir? Yani polisleri, bir tanesi bir satır göster bana. Polisleri şehit edenlerle Sinan Ateş şeyi o kadar farklı ki. Evet, yani birisi farkları söyleyeyim bana. Güpegündüz Ankara'nın göbeğinde bir akademisyen öldürülüyor. Güpegündüz, aynen. Güpegündüz, polis, bakın, Diyarbakır'ın merkezi. Tam çatışma ortamında tabii ki polis de askerde. Hayır, orada gerilim var. Gerilim yaşanıyor. Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı diyor ki burada polis ne yapıyor diyor. Burada 6 ayaklı minare var diyor. Burası tarihi eser. Diyarbakır Baro Başkanı basın açıklaması yapıyor o sırada. O basın açıklamasında etrafında bir sürü insan, hatta yurt dışından bile adamlar çağırmışlar. Onların hepsi böyle bir ortamda. Yani Sinan Ateş cuma namazından çıkışta öldürülüyor. Onu da kınıyorum öldürülmesini. Ama şimdi o güpegündüz, o da güpegündüz, o da güpegündüz. Devam edin, hangi yani, noktayı söylüyorsanız her birine cevap vereyim ben peki, size. Peki Sinan Ateş'in eşi o zaman, madem bu kadar herkes içeri tıkıldıysa, boşuna mı yardım istiyor? O zaman kusura bakmayın, bakın şu iddiayı da ben eleştiririm. Kızlarım ve ben ilk kez rahat uyuduk. Allah korusun, yarın öbürsü gün bu aileye bir saldırı olursa, bakın bugüne kadar çeteler deyin, bilmem neler deyin, eşlere, çocuklara genel haklarıyla peki dokunulmamıştı. Tam öyle bir algı oluşturuldu ki benim de can güvenliğim yok yok dedi. Şimdi de tam tersi bir söyleme evrildi. Neymiş? Tayyip Erdoğan demiş ki siz merak etmeyin demiş. Ya Tayyip Erdoğan haşa, haşa ilah değil ya. Tam ne yapabilir? Emniyete dedi ki korumaları artırın dedi. İyi güzel de koruma çekti, Allah korusun ya. Ne yaptı Amerikan Rus Büyükelçisi'ni? Hem de bir polis vurdu. Şimdi lütfen böyle abartılı ifadelerle bu işleri kızıştıranlara oyununa gelmeyelim. Bu ifade de yanlış. Cumhurbaşkanı böyle bir emir verdi diye hiç kimse kendisini can güvenli, kimse bakın, tehdit mehdit olarak, ben diyorum ki Sinan Ateş'in öldürülmesi yanlış. Bu başka bir şey. Yanlış tabii ki, yanlış ama şu var. Yani ama olayın, ama kusura bakmayın. Tahir Elçi'nin o açıklamasına olay, yanlış diyenler bu yok. Yani İhsan Bey bakın. Dün CHP'li 10 tane milletvekili Tahir Elçi'nin sözü de yanlıştır demiyorlar onlar. Burada şu, bakın bu olay bu aşamaya nasıl geldi?
Niye bu kadar büyüdü bu olay? Niye MHP lideri Bahçeli bu olayla Erdoğan'la görüşmesinden bu kadının niye rahatsız oluyor? Niye ülkücü camia sessiz? Ya size göre sessiz. Bana göre sessiz değil. Yani şu an Tayyip Erdoğan diyelim ki bugün itibariyle kabul etmemiş olsaydı Sinan Ateş'in eşini, bir sene sonra kabul etmiş olsaydı, bu sefer de diyecektiniz ki ya niye 3 sene bekledi? Niye duruşmalar bittikten sonra kabul yani etti? Yani siz şunu rahatlıkla diyebiliyor musunuz? Yani hayır, bu eleştiriler siz bir hukukçusunuz aynı zamanda. Şunu rahatlıkla diyebiliyor musunuz? Ya Sinan Ateş sürecinde her şey normal ilerliyor, hukuki, yasal, gayet prosedürler Türkiye yerinde. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki o sizin çok tartışmak istediğiniz bir Ali Şükrü Bey cinayeti vardır. Ali Şükrü Bey cinayetinden başlayın. 100 sene önceki mesela bahsediyorsunuz. Topal Osman'dan başlayın. 100 sene öncesinden başlayın. Bugüne kadar geliyorum. Diyorum ki bir cinayet üzerinden 22 kişinin tutuklandığı 2 tane 3 tane olay gösteremezsiniz bana. Bakın 100 kişi de tutuklanabilir ama asıl failler gösteremezsiniz. Asıl diyorum. Failler tutuklanmıyorsa isterseniz ne kadar kişi yani şunlar mı tutuklandı? Yani. Yoldan geçenler mi tutuklandı? Şimdi onu söyleme benim haddim değil. Bunu tetikçi. Diyemem. Yani tabancayı çekip vuran tutuklandı mı? Tutuklandı. Onunla birlikte oraya gelen tutuklandı mı? Tutuklandı. Gözcülük yapan tutuklandı mı? Tutuklandı. O kişiyi Ankara'ya götürenler tutuklandı mı? Tutuklandı. Motosikleti veren tutuklandı mı? Tutuklandı. Daha devam ederim. Ne istiyoruz? Asıl azmettiren ben diyorum ki yıkamı. Ben diyorum ki bu cinayeti Ali Karahasanoğlu işlemiş olmalı. Ali Karahasanoğlu da tutuklayın. Ya Ankara'ya ben son 10 yılda bir kere gittim ya. Beni de suçlayıp tutuklatacaklarsa buyursunlar söylesinler ama bir şey söylesinler desinler ki ya bak kardeş bu cinayetle ilgili orada bazı istasyonunda tam cinayet sırasında orada olan daha evveliyatında da tetikçiyle şu 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 görüşmeleri yapan şu şahıs da varmış. O korunup kollandı desinler. O da tutuklanmıyorsa o zaman diyelim ki o isim üzerinden. Ya niye onun ifadesi alınmadı? Niçin orada olduğu vesaire anlatılmadı? Şimdi mesela o Ayhan Bora Kaplan olayında emniyet müdür yardımcısı baz istasyonun senin bu itirafçı ikinci Serdar Sertçelik midir nedir? Onunla birlikte aynı yerden sinyal vermiş. Ne diyorsun diyorlar. Bu adam kaçarken senin sinyal. Ya ben diyor emniyet binasındayım diyor. E orası da otoyol diyor önü. Dolayısıyla otoyoldan her geçenin sinyaliyle benimki örtüşür. Böyle haklı bir savunma yapılıyorsa amenna. Yapılamıyorsa o kişiyi de alırsınız. Fakat bu adam orada otoyolda diyor. Fakat ikinci bir yerde daha verince tıkanıyor. Oraya cevap veremiyor. Dolayısıyla burada artık yapılması gerekenler emniyet açısından, savcılık açısından sanki hiçbir şey yapılmamış gibi algı oluşturmaya çalışanlar öbür taraftan Diyarbakır annelerini hiç konuşamıyorlar. Bakın şimdi İsmail Saymaz diyor ki Özgür Özel Şen Yaşar ailesini görüşme talebini Erdoğan'a iletti. Ben de şimdi buradan bize Akit TV'yi kabul etmiyorlar CHP Genel Merkezi'ne. Ben buradan Akit TV stüdyolarından ben de Özgür Özel'e Diyarbakır annelerinin görüşme talebini iletiyorum. Diyarbakır anneleri diyorlar ki o ittifak yaptığınız İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de sizi destekleyen HDP milletvekili seçimlerinde ayrı partiyle girmiş olsalar bile Cumhurbaşkanlığı seçiminde evet. Aday çıkartmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin binasının önünde biz eylem yapıyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız HDP'nin ön kapısından girip arka kapısından PKK'ya gittiler. Bizi kabul et Özgür Özel diyorlar. Özgür Özel kabul etmiyor. Buyurun konuşalım. Saatlerce konuşalım. Ama bir dakika bile konuşmuyoruz. Ben burada notlarımı almıştım. O notlarımı bir vesileyle şimdi hatırladım da söylüyorum. Ve bu da bizim acizliğimizdir. Ben bunu da kabul ediyorum. Ne o acizlik? Acizliktir. Yani adamlar Şen Yaşar. Ölü sayısı 2 veya 3. PKK'nın katlettiği insan sayısı 50 bin bu ülkede. Onlar hak arayan örgüt olarak tanımlanıyor. Bir de bakın Sinan Ateş'in zaten öldürülmesini kimse tasvip etmiyor.
diyoruz. E işte şunu da tasvip etmiyor vesaire diyoruz. Ya tasvip edenler var ya. Mecbur bırakıldığımız eylem şekliydi diyor. Bakın ben tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Birisi de kalkıp derse ki o polislerden birisi Berkin Elvan'ın kazayen vurulması aslında mecbur bırakıldığımız eylem şekliydi demiş olsa Türkiye'de kıyamet kopar. Ama adamlar gidiyorlar devletin adliyesinde savcıyı kafasına tabancayı dayayıp resim çekiyorlar. O resmi de Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasından yayınlıyor. O yanlış zaten. Onu savunan var mı? Savunan var mı onu? Savunan var mı? Pek. Bilmiyorum. Bana onu biz pek gideriz. Biz babadan estağfurullah. Hayır, tavsiyeliyiz. Hayır öyle bir savunan varsa bilmiyorum yani o teröristin Cumhuriyet yaptığı. Cumhuriyet Gazetesi diyorum bakın. Veri veriyorum size. Cumhuriyet bunu haber yaptı Cumhuriyet zaten. Cumhuriyet Gazetesi bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani AK Parti'ye MHP'yi bırak CHP ile evlen diyenlerin siyasi anlamda ittifak kur diyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli gazete Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakın CHP'nin yüzünü anlayın okuyun müfredattan başlayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın iktidara gelirse koalisyon ortağı şeklinde de olsa parlamenter sistemde var tabii koalisyon ortaklığı ama iki tane üç tane bakanlığı eğer CHP'li isme verecek olursa Tayyip Erdoğan bunu da koalisyon ortaklığı olarak düşünebilirsiniz. O takdirde neler olabileceğini anlamak için Cumhuriyet Gazetesi'ne bakmanız lazım. Ben Ali İhsan Bey bu konuda eğer öyle bir ittifak olursa şayet zannetmiyorum olacağını da ben bugünkünden kötü olacağını düşünmüyorum. Neden? Neden? Bakın bu ülkede Osmanoğulları CHP sürdü gönderdi. İmam Hatipleri CHP kapattı. Kur'an kurslarını CHP kapattı. Mustafa Kemal'e hakaret suçunu Adnan Menderes çıkarttı. Ama Erbakan'la Erbakan'la koalisyonda 600 İmam Hatip'i açtırdı Erbakan onlara. Osmanoğullarının yurtta dönüşünü Erbakan onlara imzalattı kanununu. Dini yasaklar üzerindeki baskıyı kaldırttı ve İmam Hatiplerin liseye gitme stasyonu CHP'ye imzalattı. Yani siz iyi bir iktidar olduğunuz ama zaman... Ama o CHP tamam 28... Yani, demek ki olabiliyormuş. Devam et şimdi. Hayır, ne diyorsun? CHP... Devlet Bahçeli'nin konuşmalarında o da var. Ama, şimdi devam edelim ama. O CHP'ye yaptırdı ya. O CHP'ye yaptırdı. O CHP 28 Şubat sürecinde %21,5 oy alan Erbakan birinci çıkmış seçimlerden birinci çıkmış. İkinci, üçüncü %18, %19, %14 tamam. Oy almış. Onlardan CHP o Erbakan hocaya ne dedirtirdi bir tuğ generale? Başbakan değil istersen bilmem ne. Ondan onu, sonra da indirdi onu, aşağı. Değil mi? Onu CHP mi dedirtti onu bilmiyoruz. Bak ha, şunu söyleyeyim. Ha, şöyle. Çünkü ama şunu biliyoruz. Bahçeli'nin şu açıklamasını biliyoruz. Resmi tesislere köpekler ve başörtüler giremez açıklamasını biliyoruz. Onun ve, onun hikayesini ha, onun hikayesini birkaç şimdi, kere anlatmıştım. Sadece şimdi, bir cümleyle anlatayım. Yani, o başlığı attığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi ile hiçbir teşriki mesaim yok benim. Hiçbir görüşmem yok. Alo. Akit Yazı İşleri Müdürü ile görüşeceğim. Böyle de sert. Buyurun benim. Başlıktan atmışsınız. Köpekler ve başörtülüler giremez. Siz Devlet Bahçeli'nin nasıl bir vatanperver insan olduğunu bilmiyor musunuz? Aynen böyle. Tamam vekilim, sayın başkan yardımcısı. Biz Devlet Bahçeli'nin sorumlu olduğu bir sosyal tesisteki bir aşçı haber yaptık. Yanlışsa siz kınıyorsanız hemen bugün tekrar bir haber daha yapalım. Biz o şerefsizler, aynen böyle söylüyor. O şerefsizlerin hakkından geleceğiz. O afişi oraya asanların. Ya ben şerefsiz falan demiyorum ama o afişin asılması yanlış olmuştur. Onların hakkından geleceğiz. O şerefsizler arkasından küfür de ediyor. O afişi asanları. Şimdi o tarihte bunu söyledi. Ha ben onlara şunu söyledim. Nesrin İnan'ın başına açtırdığını, içeri aldığını. Ben ona ve, Nesrin İnan açılmıştı şimdi, zaten başı o tarihte. Benim onlara söylediğim şey şu olmuştu. Ya 28 Şubat'ta kaldıracak mısınız, kaldırmayacak mısınız? Ya Ali İhsan Bey, Anasol M hükümette 28 Şubat'ın en büyük destekçisi olmadı mı Ecevit'in? Olmadı mı? Oldu. Şimdi ve Bahçeli ve MHP bugüne kadar bir defa 28 şöyle Şubat için özür diledi mi? 28 Şubat'ta yaptıklarını özür diledi mi MHP? Vallahi en azından dilemedi. 28 Şubat dilemedi. 28 Şubat generallerinden Çetin Doğan Cumhurbaşkanı zaten mecburdu o
tahliye kararını imzalamaya dediği zaman vıdı vıdı yapan komutanlar var, bunlara millet verecek dedi Devlet Bahçeli. Şimdi der zaten. Ama şimdi herkes der. Belki Temel Karamollaoğlu desin de göreyim. Ya şimdi der. Şimdi Ali Babacan şimdi, desin de göreyim. Ahmet Davutoğlu. Bakın. Söylesin bakın, de göreyim. Eşinin başörtüsü bakın, sebebiyle Kemal, 28 Şubat'ta zulüm gören Ahmet Davutoğlu bakın, söylesin de göreyim. Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Kemal, Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu bile bir helalleşmeden, bir yanlış yaptıklarından bahsetti. Ya Bahçeli'den ben 28 Şubat sürecinde koalisyon ortağıydı. Zulümlerde size payımız da vardı. Dolayısıyla söylüyorum üzülenlerden size özür diliyoruz, öz eleştiri yapıyoruz cümlesini duymadım. İşte söylüyorum o Çetin Doğan'a hak ettiği ya, cevabı en ya ağır Çetin perdeden. Doğan'a cevap. Tayyip Erdoğan benim sırtımda yumurta küfesi var. Cumhurbaşkanı sıfatıyla hem imzalayıp o şeyi kararnameyi hem de cevap yetiştirme. Çetin Doğan'a laf yetiştirme meselesi değil. Siz yani üzdüğünüz haksızlık, zulüm ettiğiniz dindarlardan, Müslüman'a haktan özür dilediniz mi? Öz eleştiri yaptınız mı? Yok. Yapmadınız. Yani dolayısıyla bunlar da konuşmamız lazım. Bir çağrıda bulunalım Sayın Bahçeli'ye. Bir röportaj versin Akit TV'ye. Gelsin, gelsin yayınımıza Akit gelsin. Akit TV'ye verdiği röportajda da bu konuda da ne düşünüyor o tarih itibariyle? Ben birebir tanıklığım bugüne kadar olan, ben Bahçeli'nin 28 Şubat sürecini eleştirdiği tek cümle işte, bilmiyorum. Söylüyor mu size? Hangi en, cümle? En yüksek perdeden Çetin Doğan'a, Çetin ya, Doğan'a dünkü meseleyi cevabın demiyorum, iki perde de üzerinden ne cevap verdi. Ya bırakılmış adama küstahlık etmiş adam bunların iktidarına karşı. O da böyle bir cevap vermiş. Kendi iktidarlarına küstahlık edildiği için vermiş o cevabı. E iyi de bak AK Parti içinden bile veren bakın, yok. Bu ülkede ben milyonlar, bu ülkede milyonlar mağdur olmuş. Bak, Ali İhsan Bey senin işte sizin gazeteniz de dahil. İçerisinde Ahmet Davutoğlu'nun Akit de var, eşi var ama Akit Ahmet var, Davutoğlu. Akit de var. Akit Ahmet Davutoğlu. Ya ben Çetin Doğan Çetin Doğan'a o gün dedim. Çetin Doğan değil. Dedim ki Cumhurbaşkanı seni affetmeye mecbur değildi. Şöyle yapabilirdi dedim. Biraz yani Çetin Doğan'ın küstahlığına Bahçeli şunu demiş. Bu mu yani 28 Şubat eleştiri? Bu eleştiri peki, midir? Peki Ahmet Davutoğlu'ndan bekleyelim. Ya Ahmet Davutoğlu. Bir hareket bekleyelim. Ahmet Davutoğlu iktidarda olsun, yapmıyorsa onu da eleştirelim. Ama siz burada Bahçeli güzellemesi yapınca ben onun için söyledim yani. Peki. Yoksa şey değil hani CHP'yi yüklenelim, tamam CHP zaten belli ne olduğu. Ama Milliyetçi Hareket ya Partisi. Ne olduğu belli demeyin lütfen. Lütfen ne olduğu belli ya CHP zihniyetini bilmiyor muyuz şunu, biz abi? Şunu bırakıp yani Devlet Bahçeli'yi bırakıp CHP ile ittifak kursun diye yemek hazırlayanların oyununla gelmeyelim. CHP zaten belli. E peki CHP zaten belli ise bizim muhafazakarlarımız, Saadet Partimiz, Gelecek Partimiz, Deva Partimiz hangi mantıkla gidip de bu partinin listesinden milletvekili oldu? Bana ya anlatın. Aynı soruyu o zaman Sayın Cumhurbaşkanı nasıl CHP Genel Merkezi'ne gidiyor da diye sorabilir. Yani bu ne? Siyasi konjonktürde. Tamam, oraya gelince yani, siyasi konjonktür, ya, öbürsüne gelince hayır ben, biz bakın ben 2017'de bile şunu söylemiş birisiyim. Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne yakışan iki ittifaka da girmemek, iki tarafında yanlışına yanlış, doğrusuna doğru demektir. Ama gitti CHP'ye yamandı Saadet Partisi. Bana göre tarihi bir hata yaptı. Ve bu bana göre bu leke asla çıkmayacak onların sırtından, yüzünden. Bu bir gerçek yani. Onun için de zaten siz de az önce söylediğiniz İstanbul'da bile 35 bin oy aldı. Bu boşuna olmadı. Bu kadar boşuna boşuna düşmedi bu yani. Ve Saadet Partisi maalesef yazık edildi Saadet Partisi'ne. Kesinlikle katılıyorum. Lakin bunları söylerken yani Milliyetçi Hareket Partisi sütten çıkmış ak kaşık ki, bizimle sütten, ittifak diye her AK şey. AK Parti için bile sütten çıkmış ak kaşık demeyen bir çizgideki insanlara siz ya MHP AK Parti de sütten çıkmış ak kaşık değil. LGBT'yi 2 yıl öncesine kadar, 3 yıl öncesine kadar bu toplumda bir bela haline AK Parti iktidarında taşındı. Şimdi çözülüyor olaylar. İstanbul Sözleşmesi'nden 2,5 yıl önce çıkabildi AK Parti. Kendi iktidarı döneminde kabul edildi, imza atıldı bu sözleşmeye. Vesaire vesaire söyleriz, eleştiririz. Bahçeli ittifakımıza katılabilir mi demiş. Ya şöyle, şimdi yönetmenim kulağıma söylüyor da Özgür Özel'in açıklamaları varmış şu anda. Yeni değil mi son dakika olarak? Yani kimseyle tartışma diye bir derdimiz yok ama belli ki Cumhur İttifakı'nda sıkıntı var ama Bahçeli de ittifakımıza katılabilir gibi ifadeleri varmış. Tabii ne kadar detaylarını bilmiyoruz şu anda, sıcak ifadeler. Kendi kendisine gelin güvey oluyor diyelim. Biz de peki, öyle yorumluyoruz. Yani, en nihayetinde bu siyasetteki yumuşama, yani gerilimi bitirmesi, normalleşmesi iyi değil mi sizce yani? Vallahi yumuşama olacaksa benim için de iyi ama bana İstanbul Havalimanı
rekor üzerine rekor, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da rekor üzerine rekor kırarken Sözcü gazetesi hayaller 548 bin yolcu, gerçekler 11 bin yolcu derse, yani artık köydeki Ahmet Bey de Ahmet amca da öğrendi Zafer Havalimanı Kütahya'da, bunu hala birinci sayfasında algı operasyonu yapıyorsa, bir entegre havalimanları kuruluyor ve Kütahya'ya da 2-3 ile birden hizmet edecek bir havalimanı yapılıyor. İstanbul Havalimanı'nın bugünkü rekor kıran seviyeye gelebilmesi için o bölgede de bir havalimanı olması düşünülüyor. Sen kalkıp da İstanbul Havalimanı için bir kere bile olumlu haber yapmazken, olumlu demeyeyim, gerçek rakamları vermezken Zafer Havalimanı'nı iki günde bir birinci sayfana koyarsan nasıl yumuşama bu diye sorarım. Öğretmenlerden mücadele çağrısı derse Cumhuriyet Gazetesi, bu Cumhuriyet Gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafından el üstünde tutulan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sizin 100. yılınızı kutlama sadedinde bir yıl boyunca Cumhuriyet Gazetesi etkinlikleri bizim sosyal tesislerimizde, salonlarımızda bedava verilsin, biz de böyle destek verelim denilen Cumhuriyet Gazetesi, bakın diyor ki yeni müfredata karşı alandalar, sokaktalar. Pazartesi günü derslere girmedi öğretmenler. Niçin? Siyasi iktidar halktan oy almış, halka söz vermiş, müfredattaki inançsız ifadeleri kaldıracağız diye halktan oy almış, 22. yılında henüz daha o müfredatı değiştirebilen AK Parti'ye diyor ki sen sandıktan oy alsan bile, sandıktan çıksan bile biz bir avuç azınlığız, o bir avuç azınlık olarak sana %52 oyun hakkını verdirttirmeyiz. Değiştirtmeyiz. Ali İhsan Bey. Yumuşama siz buyurun. De, bakın bir şey bunlardan söyleyeyim. Bekleyelim şey. Yumuşama. Geçen de siz de tavsiye ederim. Vakit bulursanız Sabahattin Zaim'de Profesör İsmail Kara bir sergi açtı. Cumhuriyet Devri din arşivi, dini yayın arşivi bir şey açtı. Şöyle 100 yılda bazı küfürler koymuş gazete başlıkları. Bakın Özal döneminde, rahmetli Özal döneminde müfredat ufak tefek bir girişim olunca gazetede çıkan karikatürler. Özal tahta başında Elif B, T, S, C mi yazıyor. 2017'de aynı Cumhuriyet Gazetesi, aynı laikçi basın, baktım yine bir şey müfredat değişikliğinden bahsediliyordu. Aynı gerici müfredat, medreseye dönüştürüyorlar, laiklik tırpanlanıyor. Ne oldu biliyor musunuz? 2017'de de aynı böyle müfredat, gericilik geliyor, medrese geliyor, Akif Atatürk'ü atıyor dediler. 2017'den sonra bizim en çok gördüğümüz resimler ne oldu biliyor musun? Heykele, resme, taşa secde ettirilen çocuk görüntüler oldu. Yani bunların böyle dediğine asla inanmayın. Bence bunlar AK Parti'ye bu yönüyle müfredata destek veriyorlar. Ve geçen akşam bir eğitimciyle konuştum. Atatürk dozu müfredatta %1500 artırıldı diyor. Gelsin benim dolayısıyla savunsun ben, onu. Din çünkü kültürü ve ahlak bilgisi dersinin kitabında Mustafa Kemal yine Atatürk. Yine var. Şu anda yine var. Ve ben bir şey söyleyeyim. Şu anda siz çok iyi niyetlisiniz. Bu başlıkları Cumhuriyet ve laikçiler sürekli yapıyorlar. Ve AK bunu yaparak bizi Kemalizme yanmıyorlar. AK Parti'ye çalışıyorlar. Şöyle çalışıyor değil. Yani öyle bir hava estiriyorlar ki AK Partililer de yani şöyle bir havaya giriyor. Daha çok Atatürk'e sarılmak zorunda kalıyor ve çocuklara Atatürk'e secde ettiriyorlar bu o defa. O da bir bakış açısı. Hayır, hayır siz bu fotoğrafları görmediniz mi? Bu şuna benziyor. Son 5 yıldır Atatürk'e secde ettirilen çocuk fotoğraflarını görmediniz mi? Ben size öyle örnekler veririm ki. Atatürk döneminden değil, AK Parti döneminden. Son 5 yılda. AK Parti döneminden de veririm, önceki dönemden de. İnek gitmiş büstü. AK Parti, o da AK Parti dönemi. O da AK Parti dönemi. O zaman ben size evvelki gün Fatih Altaylı ile ilgili dosyada Hasan Mezarcı'ya edilen küfürleri, Hasan Mezarcı sadece ve sadece şunu söylemiş o tarihte. Demiş ki ben Atatürk'ü sevmek zorunda değilim. Hasan Mezarcı'ya, Şevki Yılmaz Hoca'ya. Şu anda 4000 genç içeride Ali İhsan Bey. AK Parti döneminde şu anda 4000 genç içeride. Peki. Atatürk'ü eleştirdiği için, şaka yaptığı için. İşte Cumhuriyet Gazetesi istediği zaman hemen Atatürk'e küfretti, serbest kaldı bir avuç diyoruz. Öğretmen. Siz de diyorsunuz ki AK Parti'ye çalışıyor bunlar. Şöyle, bunlar olursa bunu ilk defa yapmıyorlar diyorum. Her müfredatta bir dokunuş yapıldığı zaman aynı yaygarayı koparıyorlar. Biz de maalesef arkasından çocuklara heykellere secde ettiriyoruz iktidar olarak. Yaptığımız tablo bu.
Onlarla ilgili disiplin soruşturması da açıldı diye biliyorum. Hayır, ben bir tane görevden alınan açığa kimseyi bilmiyorum. Disiplin açıldı diye biliyorum. En çünkü son, çocukları hijyen olmayan ortamlarda. Hijyenlik başka bir şey. Atatürk'e secde tamam. etti diyerekten öğretmeni veya müdürü ama şunları çok etmez. Ama şunları çok iyi biliyoruz. Ama şunları çok iyi biliyoruz. Ama şunları çok iyi biliyoruz. Çocukları camiye götürdüğü için soruşturma açan engelen öğretmenleri biliyoruz. İnak Parti döneminde. Peki o zaman ben size bol bol Cumhuriyet Gazetesi okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü daha geçtiğimiz hafta liseye geçiş sınavı avları için Mamak Milli Eğitim Müdürü yardımcısıydı yanılmıyorsam veya Milli Eğitim Müdürü'ydü. Dedi ki ya veliler çocuklarımız bir moral olması için sabah namazını da camide kılarlarsa bir, kendileri için bir moral olur dedi. Tamam. Cumhuriyet Gazetesi tank. Aynen. Peki bana biliyorum. Bana bir tane AK Parti öncesinde böyle bir açıklama yapabilen Milli Eğitim Müdürü gösterin bana. Ben de diyeyim ki o büyük risk almış. İnşallah başına bir şey gelmez. İnşallah. Ali Sami, süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben eksik teşekkür olmayın. Ediyorum. Sevgili izleyenler, manşetlerin dili burada sona eriyor. Yarın inşallah tekrar buluşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık. Buluşmak ümidiyle inşallah.